asayiş olaylarıyla ilgili de şunu söylemek isterim. Yağma yapılıyor. Arkadaşlar, aziz milletim, biz her ihbara gidiyoruz. %99.99'u asılsız ihbar. Asılsız ihbar olmasının temel sebebi, bazen vatandaş evinin, ya yani birkaç sebebi var, evinin korunmasını istiyor. Bunun için burada şöyle işler oluyor diyor. Bazen vatandaş kendi evinden bir şey alıyor, buraya başka birisi geldi diyor. Şurada bir mağaza var, ayakkabı mağazası. 4 gündür camları kırık, bir tane içten ayakkabı alınmış değil. Normal hayatın içerisinde nasıl hırsızlık işleri varsa, asayiş işleri varsa, bu dönemlerde de olabilecek bazı işler olabilir. Ama ya bir güvensizlik algısı oluşturup, ya bu milletin bütün değerleriyle, bu milletin bütün kodlarıyla oynamak elbette ki yanlıştır. Bir mesele de her depremde olduğu gibi, yani Allah selamet versin, sel olduğu zaman olmayan barajlar patlar. Deprem olduğu zaman Suriyeliler yağma ve talanın içerisinde, taciz ve tecavüzün içerisinde. Yani biz hepimiz burada bir depremzedeyiz. Yani biz de ikinci depremin içerisinde burada olduğumuz için biz de depremzedeyiz. Ve burada insanları ırklarına göre, renklerine göre ayırabilmek. Tamam, onları soğukta bırakalım. Hayatlarını kaybetsinler, ölsünler. Yani bu insanlar dün hırsızlık yapmıyordu da depremi bekliyorlardı hırsızlık yapacak. Yani böyle bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Yani elimizde rakamlar olmasa elbette. Yani nedir bu öfke? Nedir bu kin? Bunu hala anlayabilmiş değiliz. Ne olursunuz, yardım etmeyecekseniz ki etmeyeceksiniz gözüküyor. Neden söyleyeyim? Ya buradan milletime şikayet ediyorum. Ellerindeki bazı belediyeler Hatay'a gidebilirsiniz. Orada valimizin ve arkadaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyorlar. Definine bile yardımcı olmadılar. Definine. Olmayabilirler. Aman bunlar batsınlar. Milletin gözünde sıkıntıya girsinler diyebilirler. Her şeyi yapabilirler. Ama bu dünyanın bir de öteki dünyası var. Ya siz kendi insanınıza kimin ne olduğunu, hangi düşünceye sahip olduğunu bilmeden bunu sağlayabilmek elbette ki son derece insanlık dışı, yani sağlamamak son derece insanlık dışı bir davranıştır. Elbette ki bunların değerlendirmeleri de yapılacaktır. Şu günleri hep beraber bir geçelim, işimize bakalım. Aziz milletimizden yapacaklarını yaptığına emin olduğumuz için bu milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Herkes seferber. Cep telefonlarımıza gelen mesajlar bakabildiğimiz kadarıyla. Hassasiyetler, ortaya konulanlar. Herkes, ama herkes büyük bir seferberlik içerisinde. Böyle bir milletin evladı olmak bizim için büyük bir onurdur. Tarihin her döneminde kötücül insanlar çıkmıştır. Bizim işaretimiz orası değildir. İşimize bakacağız sonuna kadar. Çünkü milletimizin ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyük afetten en yakın zamanda çıkması hususunu kendimize bir boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yabancı ülkelerden birçok yardım geliyor. Burada arama kurtarma ekipleri var. Yani birçok ülkeden, sayamayacağım kadar birçok ülkeden var. Türkiye'nin her tarafından var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Allah yardımcımız olur. Hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz.